Selamünaleyküm arkadaşlar, ben Yakut Paşa, yeni videoma hoş geldiniz. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar Crusader Kings 2 serimiz kaldığı yerden devam ediyor. Allah izin verirse arkadaşlar bu bir plan bulunmuş. İmparatoru öldürmek için çok güzel. Bu arkadaşlar 31. bölümümüz olacak bu serimizde inşallah. Evet, önceki bölümde ne oldu ne bitti kısaca özetlemek isterim. Önceki bölümde Timur arkadaşlar bize savaş açtı maalesef. Bu da bizim için kötü oldu çünkü arkadaşlar en az 100 bin askeri var ama biz yeteri kadar dost topladığımızı düşünüyorum ama maalesef başaramadık. Sorun değil. Belki bir dahaki sefer başarırız. Acaba diyorum para ödeyip mi suikasta kurban versek o adama? Baş casusu oraya gönderelim bir. Belki böyle bir şey başarabiliriz. Ana! Öldürdük valla. Çok güzel. Komploya gerek kalmadı. Ama bir işimize de yaramadı çünkü savaş bitmedi. Tamam, şimdiki tahta oturanı indirmeye çalışalım. Arkadaşlar. Para verdik bayağı ama arkadaşa değdiğini düşünüyorum. Evet. Şimdi asker topluyoruz arkadaşlar. Ve düşmana karşı bir şans bekliyorum. Düzenli ordumu daha alamadım. Onları bekliyorum arkadaşlar. Onları alıp İstanbul'a getirdikten sonra arkadaşlar saldırmayı düşünüyorum. Evet, Altın Ordu savaşa katıldı bizim adımıza. Yakın zamanda bir işler başaracağını düşünüyorum. Maalesef Mısır arkadaşlar düşmanı olduğundan bizim yardımımıza diyorum. Yardımımıza koşmuyor daha doğrusu, öyle de diyebilirim. Maalesef arkadaşlar. Ama bir türlü bir şey yapacağız artık. O da düşman gittikçe toprak alıyor elimden ya. Böyle giderse hiç karşılık veremeyeceğiz düşmana. %59. Çok güzel. Bunları getirelim şöyle. Yeter aldın, yeter. %70. Gelin bakın siz şöyle. Onlar geri mi çekiliyor? Vallahi bu fırsat, bu fırsat. Giriyorum ben buraya. Geri alıyorum topraklarımı. Asker toplamıştı. Ve başka bir yere gidiyoruz. Sorun değil. Biz topraklarımızı geriye geçelim. Böylelikle puan toplarız az çok. Evet. Fazla adam bırakmamışsa zaten. Gelin bakalım. Düzenli ordumuz. Şöyle gelsin. Bu da lazım olacak bize. Altın ordu dikkat et. Sana doğru geliyor. Mısır'da savaşı bitirseydi ya. Bize katıldı ama az kaldı savaşın bitmesine. Evet. Vergileri yükseltebilirsem yükselteceğim diyeceğim ama yükseltemiyorum şu anda maalesef. Sorun değil. Şimdi saldırı başlatalım. Hemen buraya ele geçelim kendi adımıza. 70 kenanlar. Bizim işimiz çok kolay olabilir. Yeniden saldırı. Fazladan bırakmamışlar. Güzel. Savaş bitti. Artık altın ordu... altın orduyum. Mısır bize yardıma koşacak. Altın ordu dikkat et. Biraz erken çağırdım galiba altın orduya ama sorun değil. Şimdi düşman arkadaşlar tam olarak nerede bilmiyorum. Ordumu öne gönderiyorum. Birkaç lider ekliyorum. İnşallah yakalanmaz ordumuz. Düşmanlarımız burada değil şu anda. Nerede? Ha, onlara karşı savaşıyor. Tamam. Burada bir kısmı yakalandı. Çok güzel. Bunlar niye geri döndü ya? Ay, isyan çıktı galiba. Öldürünce arkadaşlar imparatorluğu düzen bozuldu. Ya. Suikast yapmak işimize yaradı gerçekten de. Bu savaşı kazanacağım. %0. Çok güzel. Bordumuz buraya, bordumuz da buraya. Yeteri kadar yer var değil mi bu askerlerimiz için? Çok güzel. Ama dikkat etmemiz lazım. Bu 53.000 askere karşı savaşırsak zafer bizim olabilir. Evet yani. İnşallah bunlar zamanında kazanır da bari biraz puan toplarız. Hadi aslanlarım be, iyi de anımız. Güzel. Şimdi arkadaşlar bunun hilekar olması mı daha uygun olur yoksa dürüst mü olması? Dürüst olması bence. Hilekar kalsın. Evet, entrikada iyi işe yarar. Entrikaya kafası çalışsın. Zaten ben vergiler ne zaman yükseltebiliyorum?
2 sene sonra. Oo, daha var. Saldırı başlatacağım. Zaten yeteri kadar şu anda askerim var. Düşmandan daha fazla olduğunu da düşünüyorum. 19 Ekim. Geçmiş olsun. Onlar bitti orada. %11 başardım. Çok güzel. Yeni bir plan bulundu. Dur bakalım. Onların orada savaşı kaybetmesi bizim için çok kötü olacak. Evet, 3 puan. 3 savaş skoru aldı. Sorun değil. %97 bunun üstüne kalmış savaş. Evet. Mısır nerede kaldı ordu Sinan? Abi 26 bin adamın mı kaldı ya? 50 bin kişilik bir ordun yok muydu senin? Aa, burada. Nereye gidiyorsun? Gel gel gel. Bana katıl. Turnuya gidiyor niyeyse. Uzaklaşma fazla askerlerinden. Çok güzel arkadaşlar. Yeniden öldürdüm. Haberi olmuş. Bana ne? Kim geçti tahta? Onun kardeşi. Onu da öldüreceğim. Siz bana nasıl savaş açarsınız o zaman göreceksiniz bakayım. İsyanlar çıksın da bölgenizde. Ortalık bir bozulsun. Vassallarından aran iyi mi? Evet, bize karşı savaştıklarından olsun. Bunu da öldürürüz. Şimdi altın ordu büyük sıkıntıda. Ama sorun değil, %25'e vardık. Altın ordunun sayıca fazla askeri. Altın ordunun ordusunu yensek arkadaşlar, o zaman çok iyi olacak. Ama tabii bize doğru gelecekler ve Mısır ordusuyla beraber savaşmamız lazım ancak. Onları yenmek için. Onlar şu anda isyanları bastırmak için arkadaşlar geziniyor. Bu iyi. Ama gördüğünüz gibi fazla da tehlikeli değilmiş. Ama şu anda karşımıza doğru düzgün çıkmadığından böyle konuşuyorum. Yani normalde tehlikeli bir ordusu var arkadaşlar. Şimdi çocuğu eğitelim. Kimin tarafından? Bir vasallığımız eğitsin. Aramız düzelsin vasallığından. Yeter ki. Mesela bak, bu aramız kötüymüş bundan. Ama hiç güzel özellikleri yok ya. Dur, bir güzel özellikleri olan bir karakter olsa daha güzel olur. Mesela savaşmaktan anlayan biri olsun. Evet. Galiba arkadaşa doğru düzgün soyumuza savaşmaktan anlayan liderimiz yok şu anda. Tarihi göre vardı. Ama yok. Bu oyunda maalesef. Çünkü askeri eğitimine fazla önem vermedik. O da arkadaşa büyük bir sıkıntı. %39'a vardık. Teslim oldu bile kabul etmiyor. 1700 altın ödettireceğim ben buna. Görecek o. Bana savaş açmak neymiş, görecek o. Hanım hanım diyemedim, affedersiniz. Hanım hamile, çok güzel. Çok asker kaybettik ama savaşın bir an önce bitmesini istiyorum. Aramız kötüleşiyor çünkü ünvanı vermedim. Olsun. Çok güzel. Mısır, nereye gidiyorsun? Kal burada. Kal burada dedim sana. Buraya 36 bin asker süremiyorum ama bir kısmını sürebiliriz arkadaşlar. Çünkü şu anda o büyük ordusu bulunmuyor burada. Mısır nereye gidiyor? Mısır tek iç savaş mı çıktı acaba Mısır'da? Yok, öyle gözükmüyor. Tamam, yeter ki arkadaşlar, biz burada zafer alalım da. Bu buraya gitsin, bu buraya gitsin. Burada 18 bin asker durabiliyor, çok güzel. Burada saldırı başlatalım, çok fazla askeri var. Oo, burada da. Kuşatacağız o zaman arkadaşlar. Burada 3000, of. Kuşatalım o zaman. Ve dikkat edelim. Çok güzel, evlendirelim. Şu anda ama nerede düşman orduları? Galiba isyanlara karşı savaşıyor. Evet, isyanlar çıktı çünkü. İnşallah da böyle isyan devam eder. Bunu da öldürürsek isyan daha çok güçlenir diye düşünüyorum arkadaşlar. İsyan çıkar ülkesinde yani. Sen kutsal orduyu da çağırayım. Evet. Kesin savaşır bizim yanımızda. Çünkü Şia, biz de Sunniyiz. Evet. Galiba, ben de bilmiyorum da. Öyle düşünüyorum.
Mısır ordusu yakında bulunursa çok sevinirim ya. Yakında durun aman. Zaten %57'ye vardık. %100'e vardık mı biter bu iş. Bu savaşı kaybettim. Çok güç kaybedecek Timur'la. Bir daha ayağa kalkması zor olabilir diye düşünüyorum. Çünkü eğer ki arkadaşlar biz bunları pes ettirirsek o zaman ne olur arkadaşlar? Prestij kaybeder. Eksiye prestij yer. Para ödemek zorunda kalıp biz prestij kazanırız tabii ki. Evet. Bu da arkadaşlar ne açar ne tür kötülük getirir. Bozulur. Çeviklik kalmaz ülkede. Böylelikle çöker gider. Belki elimize büyük bir fırsat da o. Moldova'yla Krim'i ele geçiririz. Bu tabii bu iki yer arkadaşlar bağımsızlığı ilan edese. Sadece biz niye arkadaşlar sıkıntı yaratmıyoruz içeride? Evet. Vezirimiz zaten işten anlıyor. Girsin içeri. Sıkıntı yaratsın ülkede. Yani. Mısır yakalandık. Tüh. Biri gidip söylemiş artık nasıl söyledi. Galiba arkadaş işte ağzından kaçırmış. Burada 41.000 asker var. Çok güzel arkadaşlar. Kullanalım gücümüzü. Varken yeteri kadar askerimiz. Hemen saldırı. Mısır ordusu yardım ediyorsa kullanalım tabii ki. %81. Orhan. Orhan değil de Ferhat olsun. Evet, Orhan ismi çok şu anda çirkin biri olmuş. Sorun değil ya. Allah. O da Allah'ın kulu nasıl olsa. Bu çocuğu eğitebiliyoruz. Bu çocuğu da arkadaşlar askeri eğitime veriyoruz. Askeri eğitim alması çok önemli. Şimdi arkadaşlar bu orduyu buraya gönderiyorum. Bu bölgelere geçeceğim. Vallahi Timur. Timurlar arkadaşlar savaşı kaybedecek. Çok güzel. Az kaldı. Savaş bitmiştir arkadaşlar. Bu kadar. Çok şükür. Zafer bizim. Şimdi arkadaşlar dua edelim de. Ya da dur bir. Biz savaş açma imkanı. Önce bir topraklarımızı askerlerimizi geri çekelim. Çok önemli bu. Önce bir topraklarımızı askerlerimizi geri çekelim. Yasa değişikliği yapamıyoruz daha. Paramız yeteri kadar var. Çok güzel. Paramızın bir kısmını harcayalım arkadaşlar. Mesela buraya kale inşaatını başlatarak. Bir tane daha kale inşaatına başlatmak istiyorum. Ne kadar çok kalemiz olsa arkadaşlar o kadar çok askerimiz olur. Şimdi geri savaş açıp arkadaşlar bu bölgede hızlı bir şekilde ele geçirsek acaba öyle bir imkanımız olur mu diye düşünüyorum da. Bir de Mısır'ı yeniden çağırırız savaşa ama bilmiyorum. Bir düzen bozulsa altın orduyu da çağırırız belki. Şimdi arkadaşlar evlerine gönderelim hepsini. Paralı askere şimdilik elimde tutacağım. Düzenli ordumuzu biraz büyütsek fena olmaz diye düşünüyorum. Bunlardan getiremiyoruz. İyi bunlar olsun o zaman. Çünkü hızlı bir şekilde fethedersek arkadaşlar o zaman belki alabiliriz bu toprakları kendi adımıza. Savaş ilan edebiliyoruz. İstersek kutsal savaş açabiliriz. Cherson, Krim için, Moldova için. Yani tam sıkıntıları varken neden olmasın? Evet dostlarımızı da çağıralım savaşa. Koşu verirler hemen. Biz de arkadaşlar yavaş yavaş ele geçirmeye başlarız toprakları bir güzel. Onlar asker toparlayana kadar biz arkadaşı istediğimiz bölgeleri fethederiz. Almazsa bir de paralı asker getiririz. Yasa değişikliği yaparız. Böylelikle sorunlarımız çözüldü arkadaşlar. Paralı askerlerimiz var burada. Çok güzel. Şimdi arkadaş hemen saldırıya başlayalım. Çok güzel. Altın ordu katıldı savaşa. İyi. Sıkıntılar varken. O Mısır da katıldı. Saldırın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar düşmanın toparlanmasına izin vermedim. İstediğim puanı topluyorum hızlı bir şekilde. Burada kayıp vermemiz hiç iyi olmadı. Ne kadar çok askerimiz varsa hepsini arkadaşlar buraya gönderiyorum. Bunlar kalsın tabii ki burada. %35 güzel.
%43. Tamam. Devam ediyoruz. Gün içinde yeniden saldırabiliyoruz. Paralı asker mi getirsem acaba hızlan... Yok ya, gerekmeyecek galiba. Paralı asker diye düşünüyorum. Saldır. %52. %71. Yok. Adam ünvan isteyip duruyor ya. Aynısı değildi galiba. Affedersin. Öbür adam, evet, öbür adam demiştim ünvan veremeyeceğim. Kafası sustu sonra. Benim de suç. Adamı kızdım. O başka adam da. Tamam abi dedi, geri çekildi. Doğru, unuttum onu. Ya ya. Sen bekle, daha işin bitmedi senden. Sen bana savaş açarsın ha. Hiç savaşın çıkması ne kadar kötü oldu değil mi senin için? Bekle sen. Topraklarını ele geçireceğim ben seni. Bekle bekle. Ortaya çıksın. Homoseksüel olduğu ortaya çıkmış arkadaşlar. Açıklayalım dedi, açıklayalım. Ha, şimdi ne oldu? Kim kaybetti savaşı? Ya. Şimdi seni öldürsem yani çok güzel olacak. Dur bir. Acaba para verip öldürsen mi? Tüh. Aşağılamadılar. Sorun değil. O zaman biz arkadaşlar o sıra başka savaşlara girelim. Mesela burada bize büyük bir fırsat doğdu. Askerlerimizi buraya alalım. Burada arkadaşı ünvan oluşturalım. Evet. Paramız varken neden olmasın? Aa, çok toprak elimize tutuyormuşuk. Onda haklı olabilir. Çok askerimiz var diye düşünüyorum. Ama tamam da. Derbi. Bunlar bir savaşın içinde mi? Evet. Şimdi nasıl yapsak? Daha paramız yeter. Sıkıntımız yok. Fazla sıkıntımız yok. Aa, orduyu bırakacağım. Yani paralı askerleri elimde tutacağım. Evet, şimdi arkadaşlar toprakları dağıtmamız lazım. Yani kim kazanç çıktı bu savaştan? Arkadaşlar ben çıktım. Evet. İyi ki iç savaş çıktı. Ama gene de yenerdik. Yeteri kadar adam sayımız vardı zaten. Arkadaşlar. Güzel bir şekilde topraklarını dağıtıyorum arkadaşlar. Bundan sonra savaş açacağını da kolay kolay sanmıyorum. Değil mi? Bölgesel erkek aransın, hükümdar olmasın, büyük aileden olmasın, yetişkin, kültürümüzü bilen, dinimizi, kültürümüzü bilen diyorum, kültür, aynı kültürden olan diyecektim. Şimdi arkadaşlar birkaç asker olan kişileri getireceğim. Biri Olivia gitsin. Aramız çok iyi olmayacak belki ama sorun değil. Onu da getiriyorum. Bu buraya gelsin. Bununla aramız iyi. Güzel. Aa, bu hızlı biri. Hızlı biri olmasın. Bari o olmasın. Hızlı olmasın. Çok iyi olmaz çünkü bizim için. Bu da Torki. Ve iki tane memnun kişilik arıyorum arkadaşlar. Evet. Biri Belgrot. Biri de arkadaşlar... Pereşen. Evet. Şimdi ne kadar asker bulundurabiliyoruz? Fena değil. Yazan bir sınır askerlerimizi toplayalım arkadaşlar. Vergilerde bir değişiklik yapabilir miyim şu anda? Yok. Burada da sultanlığı aldık. Çok güzel. Şunu öldürebilseydik. Tamam, yeniden savaş açabiliriz. Arkadaşlar bakardık. Yeniden savaş açabilirsek o zaman direkt kirimi aladık düşman elinden. Evet. Altın ordu. Adam toplamaya bak. Savaşmaya girebiliriz yeniden belki. Burada bayağı bir kayıp verdik ya. Sorun değil. Şimdi bunların dostları var mı? Bir bakmamız lazım. Bir tane müttefikleri var. O da tehlikeli gözükmüyor. O zaman arkadaşlar direkt kutsal savaş açıyorum. Şu bölgeyi mi sadece ele geçebiliyormuşuk? Sorun değil.
En iyisi bunu önümüzdeki bölüme bırakalım. Evet. Ama dur bir, bunlar da savaşa girecek. Kutsal Roma İmparatorluğu ya da büyük bir imparatorluk yardıma geleceğini sanmıyorum. Evet. Yani. Galiba önümüzdeki bölüm savaş açar, oraya ele geçeceğiz diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın diyorum. Allah'a ısmarladık.